su yayılsın. Tamam. Gelelim. Bir uzanmaz mı? Çok hızlı hareket geçiyorum. Etmeme koşuluyla yaklaşıyorum. Gizlenelim, duruma göre gelsinler. Kaçıyorlar. Saklansak gelir onlar ya. Gelecekler, yerine atalım da. Yine gelecekler. Ali abi gel saklanalım şuraya. Şimdi bak et. Tamam da bak 30 kişi aynı anda durmuşalım. Röportaj yapalım. Geçin içeri saklanın. Onlar yakın zaten siz içeride olsun. Tamam. Tabii tamam. Kokuya gelecekler şimdi. Kokuya gelecekler. Tamam. Tamam. Hatta şu şeylere girelim. Buraya gidelim. Hadi çok güzel duruyorlar ya şurada. Devam etsin. Çıkartalım ki yakılasınlar. Oradan rahat rahat. Ben şu kapaklar açılıyor işte bak. Buradan istediğiniz hem videoyu hem fotoğraf evet. Alırsınız. Nasıl? İçeriden. Aynen. Daha böyle. Burada. Hadi girelim o zaman. Biraz tane girelim. Şey yemleri getirirken çekin isterseniz. Işte. Tamam. Beyikler hala oradayken fotoğraf. Tamam, şu buraya biraz geçelim. Bence de. Çok oynar yemleri. Tamam. Şöyle ilk önce röportaj istiyorsanız tamam. Röportaj yapalım. Gizlen Muhammed gel. Sen gizlen bir yerde. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ile Burs Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2004 yılında yapılan anlaşma gereğince 71.2 hektarlık sahada doğal hayattaki geyiklerin rehabilite edilmesi, yaralı geyiklerin tedavilerinin yapılması, yemlenmesi ve tekrar doğaya salınması amacıyla söz konusu alan oluşturulmuştur. Söz konusu alanda şu an 20 tane dişi geyik, 19 tane erkek geyik, 3 tane de yavru geyik bulunmakta. 40'tan fazla geyik rehabilite edilerek doğaya salınmaktadır. Burada yaptığımız çalışma, geyikleri rehabilite etmenin dışında kış şartlarını daha rahat geçirmeleri, doğal hayattaki besin azlığını çekmelerini en aza indirmek amacıyla yemleme çalışması yapmaktayız. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz olarak
2020-21 kış sezonunda şu ana kadar 8 tonun üzerinde yem bitkisi, yem artığı, doğada bulunabilecek, kendini bulacağı, darı artığı yem bitkileri verilmiştir. Şu ana kadar rehabilite edilen hayvanlarla doğaya salınmasında herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Burada yaptığımız çalışma da kış şartlarında hayatta kalmalarını sağlamaktır. Ve tamamen 60 tane doğa yanıldı. Biliyorsunuz Kütahya ilinden başlayarak İnegöl'ün üst sınırlarında gelen bir büyük orman yangını vardı. Buradaki orman yangınındaki doğal hayatı sağlamak ve orada kaçan geyiklerin sağlanması için bir kısmı oraya salındı. Bir kısmı yurdumuzun bu gibi doğal felaket yaşayan yerlerde canlılığını arttırmak amacıyla tekrar buralara salınmış oldu. Tabii söz konusu doğal hayatın canlandırılması amacıyla zorundan hayvanlar hem ekosistemin devamlılığını sağlamakta hem de ekosistemin bozulan ekosistemin daha hızlı olarak söz konusu faaliyeti yerine getirmesi sağlamaktadır.